neşe zamanıdır. Lakin İslam dünyasının 150 seneden beri sürüklendiği facialar sebebiyle, mahrumiyetler sebebiyle, sukut sebebiyle ben 80 yaşına gittim. Gerçek bir bayram lezzeti alamadım. Buna rağmen, her şeye rağmen bayramın müteamel olan, mutad olan sürurundan gene bir nebze sair günlere nazaran duymak iştiyakıyla insanlarla bayramlaştık, görüştük, konuştuk. Bir havasız yerden temiz havaya çıkmış gibi ferahlama şansı aradık. Gerçek bayram Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'nin evvela ülkemizde sonra da bütün dünyada galiben hakimiyetini gördüğümüz zaman olacaktır. Biz bayramı hak etmiyoruz. Lakin şiar İslam'dır devam etsin diye sesimizi de çıkarmıyoruz. Çünkü İslam dünyası mağlubiyet ve zillet altında yaşıyor. Hiçbir yerde Şeriat-ı Garra'nın ahkamı galebe suretiyle mer'i değil. Halk Müslüman, idare gavur, laik. Laik en azından. Dine yabancı. Bununla beraber gene de ferahlamaya ihtiyacımız var. Bu itibarla bundan tahminen 40 sene evvel Berlin'de yaptığım bir sohbetin bir benzerini yapacağım ki sizin bayram neşenize bir ümit varlık neşesi ilave edebileyim. Usulünü, uslubunu bilenler birbirleriyle haberleşerek dünyanın her tarafında size bir hava raporu sunarlar. Şöyle rüzgar olacak, böyle yağmur yağacak, böyle kar yağacak vesaire. Bu fiziki aleme ait bir rapordur. Lakin dünyada bu fiziki mevsimler gibi bir de manevi mevsimler vardır. Maneviyatta da yaz var, kış var. İlkbahar var, sonbahar var. O halde biz nasıl bir zamandayız? Manevi mevsim itibariyle zamanımız ne durumdadır? Bugün size bunu anlatmak istiyorum. Bir insan için üç ehemmiyetli tanıma mevzu bahistir. Eşya-i tabiiye, kainattaki varlıklar, insan müfekkiresini derunundaki hakikatler hususunda bir tecessüse tabii ve insiyaki bir surette sevk eder. Lakin böyle bir tecessüsle asıl öğrenilmesi lazım gelen üç ehemmiyetli mesele vardır. Bunlardan birisi insanın kendini tanımasıdır. Kendini doğru tanımayan insan doğru yönlendiremez. Halbuki en zor tanınan şey bir insan için kendi nefsidir. Kendi varlığıdır. Allah-u Azimüşşan kainatta hiçbir şeyi birbirine mutlak eşit olarak yaratmamıştır. İhtilaf asıldır, farklılık asıldır. Hayatı cihan çapında
bugünkü işleyişiyle mümkün kılan da bu farklılıktır. İki şey birbirinin mutlak aynı olsaydı, ikisinden birini yaratmak abes olurdu. Abesle iştigal, müteal sıfatına haiz olan Allah-u Azimişan hakkında caiz değildir. O halde sen ey insan, kupon kumaş gibi bu kainatta teksin. Senin mutlak aynı ne gelmiştir ne gelecektir. Her insan kupon kumaş gibi tektir. Bu tek olan varlığını nasıl tanırsın? Tasavvufta yahut Müslümanların ilmi nefs dedikleri psikolojide batıni tefahhus diye bir mesele vardır. Tefahhus derin düşünme demektir. Batıni tefahhus kendi içine, kendi üzerine katlanarak kendini tahlil etme keyfiyetidir. Bunu herkes yapamaz. Kendinizi tanımanız için size pratik bir tek misal vereyim. İnsan tabiatında en köklü temayil egoizmdir. Birisi elini uzattığı zaman kirpiklerinin aniden kapanması bu egoizmin bir tezahürüdür. Zarar görmek istemiyor. Zarar görme ihtimaline karşı bünye hemen otomatik gözü kapatıyor. Bu kadar köklü bir temayül bizim bütün beşeri faaliyetlerimizde mevcuttur. Bir Müslüman, bir Müslümana yardım ettiği zaman bana dua et der. Eğer dua talebiyle o yardımı yapıyorsa bu alışveriştir. Kendine bir şey istiyor. Orada bile egoizm, nefis, yılanın çatallı dili gibi araya giriyor. Sadece rızayı bari için yapılan işlerin bile altında bu yatar. Allah-u Azimişan yarattığı mahluku elbette herkesten iyi tanır ki hayra ve hakka hizmet etmenin karşılığına cenneti, aksine hareketin karşılığına cehennemi koymuştur. Eğer beşeri fiiller mukabilinde cennet veya cehennem, cennet vaadi veya cehennem tehdidi olmasaydı, insanların çoğu hiçbir istihkak hak etme sebebi olmadan lütfen ve keremen kendi fazlı ikramı olarak mikrobu da yarattığı halde, yılanı da o yarattığı halde seni eşrefi mahlukat olarak insan yaratmış. İnsanlar için de mümin yaratmış. Müminler için de ümmeti Muhammed'den yaratmış. Ümmeti Muhammed'den insanlar için de sağlıklı yaratmış. Say sayabildiğin kadar. Bu kadar nimete karşı bir vaat, bir mükafat veya bir mücazat tehdidi olmasaydı insanların çoğu Allah'a kulluk etmezlerdi. Sırf bu mevcudiyetini düşünerek, bunun bir mevhibe ilahi olduğunu düşünerek, Allah'a egoizmden kurtularak şükretme keyfiyetini bile gerçekleştiremez. Egoizm bu kadar şiddetlidir. Onun için nefisle mücadele büyük cihat olarak ifade edilmiştir İslamiyet'te. Bu egoizmin bir tezahürü muhabbet ve husumette ortaya çıkar. Şu egoizm sebebiyle kimi seviyorsanız bilin ki sevginizdeki şiddet kadar siz onunla aynısınız. Kendinize ait olan bir şeyi seviyorsunuz. Kime ki nefret duyuyorsunuz, bilin ki onun hususiyetleriyle terssiniz.
kendinizi tanımanız için sevdiğiniz adamı tahlil ederseniz, hatta sevmediğiniz, nefret ettiğiniz adamı tahlil ederseniz, tersinden kendinizi tanırsınız. Eski tabirle vehle-i ula'da, araya bir başka müessir girmeden, ilk karşılaştığın anda, muhabbet duyduğun adama dikkat et. Sen o muhabbetteki şiddet kadar onunla aynısın. Soğukluk duyduğun adamla da tersinden berabersin. Bu kendini tanıma keyfiyeti için çok söylenecek söz var. Ben üçüncü bir tanınmayı anlatmak istiyorum. İkinci tanımayı da söyleyeyim de sonra üçüncüye sırayı getireyim. Birinci tanıma kendini tanımadır. Bunun bir pratiği sevdiğine ve nefret ettiğine dikkat etmedir. Çünkü ikisinde de senin benliğinin bir tezahürü vardır. Redde de, kabulde de. Bir cimri bir cömerti sevmez. Müsrif, akılsız der. Bir cömert bir cimriyi sevmez. Bir cesur bir korkaktan haz etmez. Bir korkak bir cesura deli bu der. Bana çok deli denildi. Buraya bir fıkra anlatayım da hafifleteyim işi. Eskişehir hapsinden sonra ben hapishanedeyken bir oğlum oldu. Hanım ziyaretime gelemiyor. Hapisi İstanbul'a naklettirmek istiyorum. Akıl hastalığı ileriye sürdüm. Hikayesi uzun. Akıl hastanesine Bakırköy'e geldim. Bakırköy'de bir talebe arkadaşımla karşılaştım. Fakülteden bir talebe. Rahatsızlık geçirmiş, orada yatıyor. Biraz hoş beşten sonra hayrola sen buraya niye düştün dedi. Dedim ki ben yalandan temaruz ettim. Sizi dilsiz bırakanların Allah kemiklerini dinlendirmesin. Amin. Temaruz ettim. Yalandan hasta numarası yaptım da buraya düştüm. Ben hasta değilim. Böyle konuştuktan biraz sonra ben cezaevinde 4,5 ay yapayalnız yatırıldığım için halk bazı büyük hakikatleri bir tekerleme gibi söyler. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Hakikaten öyleymiş ama bunu yaşayan bilir. Bu söz ne kadar mühim bir sözmüş. 4,5 ay ben yapayalnız yattım. Çıldırmamak Allah'ın muhafazası sayesinde. Kendimden bilmiyorum. Yalnız yattığım zaman tesellim neydi? Tur atıyorum koğuşun içinde. Allah 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 Allah. Nefesim kesilene kadar. Gayri ihtiyarı bu. Bende alışkanlık oldu. Söz bittikten sonra ben gene başladım. Allah 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 Allah. Baktım ki karşımdaki delikanlı gülüyor. Ne gülüyorsun dedim birden, anlayamadım. Bir şeyim yok diyordun dedi. Ne bu Allah 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 Allah. Sonsuza kadar. Deli saydı beni. Önce kızdım. Öfkelenmek istedim. Lan Allah diyorum, sen bana deli diyorsun. Sonra aklıma bir hadis-i şerif geldi. Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnunun. Allah'ı o kadar anın ki size deli diyecekleri hadde kadar. Elhamdülillah ya Rabbel Alemin. Seni zikretmekten dolayı deli sayıldım böyle diyen birine de şahit oldum. Şükrettim Allah'a. Kızmaktan vazgeçtim. Evet. İkinci tanınması ehemmiyetli olan mesele, kaderdir. Kader sivrisinekten file kadar, atomdan
semadaki sayısız yıldızlara kadar hepsinin tabi olduğu varlık şartlarının temel esasını vaaz eden değişmez bir ilahi kanundur. Bir insanı al. O insanın hayat ve şahsiyetini teşkil eden temel unsurlar onun iradesi mevzu bahs olmaksızın kaderi mutlak olan ilahi irade tarafından tayin edilmiş esaslarla tekevvün ve teşekkül eder. Senin dünyaya insan olarak gelmen senin iradenle alakası yok. Falan zamanda gelmen iradenle alakası yok. İlahi tayin. Falan anadan, falan babadan dünyaya gelmen ilahi tayin. Falan memlekette dünyaya gelmen ilahi tayin. Boyun, huyun, suyun, gözün, sazın hepsi böyle. Sana bunları kullanmak kalmış. Adeta bir yere tren rayı döşenmiş. İçinden lokomotif gidiyor. Lokomotif rayda ancak 3-5 santim sağa sola salınır. Senin iradene taalluk eden işler ancak şu trenin ray üzerindeki salınması kadar küçüktür. Rayın döşenmediği yerden gidemezsin. Bedenine hakimsin. Benim diyorsun bu vücut. Uyumadan dur bakayım. De ki ben uyumayacağım. Sana bu bedeni kullanırken belli bir sınır tanınmıştır. 10 saat uyumazsın, 20 saat uyumazsın, 30 saat uyumazsın, gözlerin kendiliğinden kapanır. İdrar boşaltmadan duracağım. Duramazsın. Bir hat gelir, o idrar kendiliğinden boşalır. Yemek yemeden duracağım. Duramazsın. Demek ki bu bedeni kullanmakta bile selahiyetin mahdut. Verilen sermayeyi kullanırken bile hudutsuz bir selahiyeti. Aynı trenin salınması kadar. Tren raydan çıkamıyor. Uyumadan durmuyor, defa hacet etmeden durmuyor. Yemeden içmeden devam edemiyor. Bunlar hep tren rayı gibi. Sen bunun üstünde yağlı yersin, yavan yersin, az uyursun, çok uyursun vesaire. Bu bir soğanın gövdesine nazaran sana bırakılan iş onun üzerindeki zar kadardır. Lakin bu zar kadar soğanın esas gövdesine yani senin hayati şartlarının nazaran iradene taalluk eden kısım bir soğanın üzerindeki zar kadar olduğu halde asıl ebedi olan sonsuz olan hayatın saadet ve selametinin sermayesidir. İnsan olmaktan dolayı bir mükafat, bir mücazat yok. Uyumaktan dolayı yok, yemekten, içmekten dolayı yok. Ama sana verilen o soğan zarı kadar iradi hareketleri doğru yapmaktan dolayı cennet gibi hayal ötesi bir mükafat var. Aksini yapmaktan da cehennem gibi hayal ötesi bir azap var. Tabii imanın vücubunu konuşmuyorum. Muhatapların hepsi mümin diye o zeminde konuşuyorum. İnanan adam için böyledir. Bizi imana götüren sebepleri, delilleri başka bir zaman konuşuruz. Bu altyapı var farz ederek konuşuyorum. Gördün mü o küçük şey ne büyük netice doğuruyor? Ebedi felaket veya ebedi saadet. Ebedi, hayal edemeyeceğin kadar sonsuz. İnsan beyni sonsuzu kavrayamaz. Zamanı kavrayamaz. Senin gözünün görme takati gibi, kulağının işitme takati gibi beynin takati de hudutludur. Hakikat
senin beynin hududunda bitecek değil. Devam eder. Binaenaleyh, kaderi ana istikametiyle tanımak bir insanın kendini yönlendirmesinde çok mühimdir. Çünkü senin hayatında olup biten işlerin kahir ekseriyeti murad-ı ilahiyle gerçekleşir. Bu bahiste de söylenecek söz çoktur. Ve bu da bir sohbet, bir konferansa bile zor saracak bir meseledir. Ben zaman zaman bunun üzerinde duruyorum. Ama bunu bilmen lazım. Kadere iman etmek yetmez. Kaderi doğru olarak bilmek lazımdır. Tekerleme gibi öğrendin, kadere iman lazım. Hoş, bunu da inkar eden sapıklar var şimdi zamanımızda ama olsun. Sen iman ettim demekle iş bitmiyor. Bunu doğru bileceksin. İçini doğru dolduracaksın. Senin iradene taalluk eden işi, yaptığın işi de Allah-u Azimüşşan'ın izniyle yapıyorsun. Çünkü mahlukatta halikiyet sıfatı yoktur. Seni muayyen bir sahada serbest bırakmış, sen o sahada iradeni müsbet de kullanabilirsin, menfi de. Menfi de halk eden o, müsbeti de halk eden o. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala bu demektir. Burada da size bir fıkra anlatayım işi hafifletmek için. Bu işin, bu söylediklerimin, bu sohbetin başlangıcı böyle biraz altyapı gerektirir. Tabir caizse tefelsüftür. Yani felsefeye benzer, mücerret meseledir. Oflu Hoca yaylada kaderi anlatıyor. Dinin metafizik hakikatlerini cahillere anlatmak çok zordur. Fakat bazı hocalar nüktedandırlar, bunu iyi becerirler. Oflu Hoca da diyor ki, ula sağ bire der bir eyluk. Sanma onu sağ etti o. Ya onu sağ ettirdi Cenab-ı Allah. Niçin? Çünkü o eyluk sağ edilsin diye Allah murad etmese, istemese, o eyluğu etmeyi onun aklına bile getirmez. Aklına gelse onu ne çıkarır? 40 tane mani de onu edemez. Ula sahabiri etti bir fenalık. Onu da sağ o etmedi. Onu da sağ ettirdi. Cenab-ı Allah aynı şeyleri söylüyor. Allah isterse, istemese onun aklına gelmezdi. Gelse mani çıkarırdı falan. Ula hayrihi ve şerrihi minallahi teala türkü değildir ya diyor. Hoca camiden çıkınca muzip bir adam birkaç adım geriye kalıyor. Hocanın ensesine bir tokat. Hoca hışımla geriye dönüp, ulan ne edeysin? Ne edeceğim? Onu ben etmeyirim. Onu edeysa Cenab-ı Allah. Hoca dedi ki, hula dedi, ben hoş camide söylediğim sözleri unutmadım. Elbette ne var Cenab-ı Allah edeyi de. Cenab-ı Allah'ın eli ayağı olacak değil ya, böyle fena işe bir namussuzu memur eder. Oha bak ayrıldı. İşte arif olun, her oluşun arkasındaki ilahi iradeyi görün. Alim bir oluşu en yakın sebeple izah eder. Hadiseleri sebep netice münasebetiyle. Müslümanların bilgisi İlim değildir. Müslümanların bilgisi irfandır. İrfanın ilimden farkı şudur ki, onun sahibi bir oluşta esbaba ilaveten murad-ı ilahi görür. Allah'ın iradesini görür. Her oluşta mahlukun iradesiyle birlikte Allah'ın iradesi de vardır. Ayette buyurulur ki ağaçtan yaprak çıkmaz Allah murad etmeden. Çünkü halikiyet sıfatı yok. Bütün vukuat ve şuunat ilahi irade sayesinde tecelli eder. Kuldaki failiyettir. Halikiyet Allah'a aittir. Çünkü halik sıfatı ilahiyesinden masuva Allah'ta bir nasip yoktur.
kader hakkında da bu kadar söyledikten sonra bunda nasıl tanınacağını kısaca söyleyeyim. Vukuatın seyrinden tanırsın. Vukuatın seyrinden bilirsin Allah'ın muradı ilahiyesi nedir. Esasen ilim üç kademedir. Bilgi üç kademedir. Birinci kademesi amiyane bilgidir. Amiyane bilgi cahillerin tekerrürüyle vakıf oldukları bilgidir. Mesela bir çoban şimşek çaktıktan sonra gök gürlemesini bekler. Çünkü çok şahit olmuştur. Onun bu bilgisi tecrübeye istinaden amiyane bilgidir. Gavurların vulgarize dedikleri. Eğer o çoban bilse ki elektrik yüklü bulutların çarpışmasından bu şimşek bir şerare olarak artı ve eksi elektrik yüklü iki anektodu ne derler ona elektrodu yan yana yaklaştırsan ikisinin arasında ışıktan bir şerare teşekkül eder. Fizik dersinde bu tecrübeyi yaptırmadılar mı size? Çünkü artı eksi birbirini celbeder, çeker ve orada bir ışık meydana gelir. Çünkü kainatta varlığın aslı tektir. Tevhid temayülü, senin insan sevmen de bundandır. Tevhid temayülü eşyai tabiiyede asli bir temayüldür. Şu salonun bir köşesinde bir hacı yağı şişesi devrilse, en yakın hava hücreleri bu kokuyu emdikten sonra uzaklara doğru onu eşit miktarda ihtiva edene kadar bütün hücreler geçişme olur. Tahallül olur. Aynı halle hallenme. Çünkü varlığın aslı tektir. Tekleşme temayülü fıtrat icabıdır. O şerare elektrik yüklü bulutların çatışmasından olduğunu bilse, ışığın sürati fazla olduğu için erken idrak edildiğini, sesin ona nazaran daha yavaş hareket ettiği için geç duyulduğunu bilse, bu bilgi ilmi bilgi olur. Çünkü sebep muvacihesinde neticenin kavranmasıdır. Bu bilgi niye o zaman da oldu? Niye o iki bulut ya birbirine bu kadar yaklaştı? Onu bir rüzgar yaklaştırdı. Rüzgarı kim sevk etti vesaire. Her oluşta ilahi irade olduğunu bilse ve bu bilgiyi şahsileştirirse bu irfan olur. Marifet denir buna. Şahsileşen bilgi irfandır. Onu bin türlü anlatabilirsin. Yaşadığın bir vakayı anlattığın gibi. Bu bilginin adı marifettir. İlim değildir. Marifet herhangi bir hakikatin kökünde müsebbibül esbab olarak Allah'ı bilenin bilgisidir. Müslümanların idraki seviyesinde ilim öğretildiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı dediğiniz müessesenin adı Marif Vekaletiydi. Marif, marifetler demektir. İlmi marifet seviyesinde öğrettiği için adı Ulum Bakanlığı değil, Marif Bakanlığıydı. İlimler Bakanlığı değil, Marifetler Bakanlığıydı. Ne zaman ki bunu öğretmez hale geldi, Allah bu ismi üzerinden oldu. Şimdi eğitmen, eğlemek gibi bir şey. Burada da bir takdir ilahi var. Neyse, demek ki asıl ilim marifet seviyesindeki ilimdir. Her sebebin arkasında bir müsebbibül esbab
sebeplerin sebebi olarak ilahi irade vardır. Vukuatı böyle kavrayanın bilgisi, hikmete vukufiyet dolayısıyla beşeriyet için son merhaledir. Buradan öteye bilgi yoktur. Oradan ötesini insan idrakinin durduğu yerdir. Aynı gözün takati gibi, kulağın takati gibi. Güzel. Müslümanların bilgisi böyleydi. O zaman kaderi nasıl anlayacaksın? Onun hakkındaki bilgin ne olacak? Her oluşun arkasındaki murad-ı ilahi keşfine temayül edersen, bunu vukuatın seyrinden anlarsın. Allah işi nereye götürmek istiyor? Nasıl fiziki alemde her gün havalar biraz daha soğuyor, kışa ulaşıyor, yazın biraz daha ısınıyor, kemale eriyor. Aynı onun gibi vukuatın seyrinden de murad-ı ilahi keşfedersin. Yani ilahi irade, ki onun yaptığı her şey kader demektir. Mesela Tanzimat'ta yaşayan bir adam o günkü kısacık hayatı içinde vaki olan İslam'dan aykırılıkların bir gün gelip de Kemal Paşa zamanında büyüye büyüye çoğala 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 Allah demenin yasak olacağı hadde varacağını asla tahmin edemezdi. Ama biz bugün o vukuatı aynen bir doktorun önündeki kadavra gibi istediğimiz gibi eviririz, çeviririz, tahlil ederiz, bakarız ki birinci safhada küçük bir tabiz vermiş, ikincide biraz daha, üçüncü gitgide hep İslam fire veriyor, küfür palazlanıyor. Nihayet kemale erdi. Kemalin gününde kemale erdi. Kemalin gününde kemale erdi. Biz bugün bunu görürüz. Demek ki Tanzimat'la başlayan vetirede Allah Celal tecellisine galebe vermek muradındaymış. Çünkü tecelli ilahiyede bir kısmı celalidir, bir kısmı cemalidir. Allah-u Azimüşşan'ın 3000 sıfat-ı ilahiyesi vardır. Kainatta her an tecelli halindedir. Devamlı yağan yağmur gibi. Allah ise Cami-ül Ezdat'tır. Zıt sıfatların sahibidir. Burada çok söyledim. Hadi hidayet veren onun sıfatıdır. Mudil dalalete giden, götüren onun sıfatıdır. Hay diriltmek onun sıfatıdır. Mümit öldürmek onun sıfatıdır. Allah-u Azimüşşan sıfat itibariyle Cami-ül Ezdat olduğu için kainatta da bu zıtlık asıldır, bertaraf edilemez. Çünkü Masivaullah dediğimiz Allah'tan gayri bütün varlıkları var eden keyfiyet Allah-u Azimüşşan'ın sıfat tecellisidir. Zat tecellisine mütehammil bir mekan yoktur. Onun için Allah'ın zat hakikatini düşünmekten men edilmiştir. Nasıl tasavvur ediyorsan ondan başkadır. Ahirette başka bir selahiyetle mücehhez olacağımız için ehli cennet Allah'ın zat hakikatine vakıf olacak. Başka bir idrakle. Bu hayatta mümkün değildir. Bir diğer Halik sıfatı gibi Masivaullah'ta Allah'tan gayri varlıkların teşkil ettiği alemde mevcut olmayan sıfat da bekadır. Bunun neticesi de bütün varlıklar Masivaullah'a dahil, gökteki yıldızlar dahil fanilikle mahkumdur. Küllü men aleyha fan. Allah-u Azimüşşan'ın fermanı ilahiyesidir. Fani olmayan hiçbir varlık yoktur. Beka sıfatı Allah'a ait. Fanilikse zevalden kemale, kemalden zevale ebedi bir dönüşü gerektirir. Binaenaleyh bu alemde tebeddülat ebedidir.
Külli halin yezul derler eskiler. Her hal gelip geçicidir. Hiçbir şey ne kemal üzere ne zeval üzere sabit kalamaz. Lakin değişiklik bazı şeylerde yavaş, bazı şeylerde hızlıdır. Bazıları mevkuttur. Muayyen bir vakte. Ne diyorlar şimdi? Periyodik. Gavurun kelimesi daha makbul. Periyodiktir. Bazıları gayri mevkuttur. Periyodik değildir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi, bak iki zıtlık, aydınlık ve karanlık. 24 saate bağlanmış. Yazla kış seneye bağlanmış. İman küfür mübadelesi. İman küfür tebeddülatı gayri mevkuttur. Eğer bizim hayatımızda kış bir defa olsaydı, hiç kimse bu dünyanın kışın soğuğuyla otlar kurumuş, ağaçlar şöyle olmuş vesaireyken bu tabiatın yeniden bahardaki gibi canlanacağına inanmazdı. Eyvah, dünya bitti derdi. Buzul çağı başladı. Ama hayatımızda çok tekerrür ettiği için ne kadar ağır kış olursa olsun bu gitmeyecek, kalacak diye düşünmüyoruz. Mevsimini tamamlayacak. Üstelik bu kar suları da tabiatı yeniden canlandırmak için neşvu nema hayat vasıtası olacak diye inanıyoruz. Biliyoruz ve baharı bekliyoruz. Halbuki iman küfür galebesi bir insanın hayatında tebeddülat vaki olacak derecede kısa periyotlara bağlı değildir. Onun için benim çocukluğumda Kemal'in ve İsmet Paşa'nın din itisafını, itisaf yok etmesini, dine karşı husumetini, dine karşı kindarane tavırlarını görmekten dolayı bu iş bitti diyorlardı. Bir daha bu din geriye gelmez. Meğer Mehdi Aleyhisselam gele de bu işi düzelte. Uzağa gitmeyin. Galiba burada geçen derslerde anlattım. 28 Şubat hadisesi olduğu zaman generalin biri bu iş 1000 yıl sürecek dedi. 1000 yıl. O zaman belediyedeki Müslüman başkanlar toplanıp bana Kuleli'deki bahçemize geldiler. Kan ağlıyorlar. Eyvah, geriye döndü bu iş. Ben onlara dedim ki Mayıs ayını gördükten sonra yağan kardan korkan ahmaktır. Mevsim icabı değil bu söz. Bunlar Allah'ın muradı ilahiyesine ters düşen adamlardır. Hüsranla neticelenirler. Bu minvalde çok söylenecek söz var. Biraz sonra üçüncü tanıma keyfiyetinde söyleyeceğim onları. Onun için atlıyorum. Önümüzden bir şilep gidiyordu. Bu şilep nereye gidiyor dedim. Karadeniz'e gidiyor. Ama bakın üstünde bir adam kış tarafına doğru yürüyor. O kış tarafa doğru yürüyen adam dese ki ben Marmara'ya gidiyorum. Komik olmaz mı? Ayağının altındaki zemin Karadeniz'e gidiyor. İşte o general bu kadar ahmaktır. Murad-ı ilahiden haberi olmadığı için zannediyor ki kendi arzusunu söylüyor. Bu küfür, bu İslam'a karşı tavır 1000 yıl sürecek. Bekle, 10 yıl bile sürmedi. Bunu söyleyen şimdi hapiste. O halde bir Müslüman kaderi bilecek, içinde bulunduğu zamanı bilecek, o zaman hususiyetlerini bilecek. Bu hususiyetleri biliş manevi mevsimi kavrayıştır. O zaman gelecekte ne var bunu anlarsın. Şimdi ben size ülkemizin ve İslam dünyasının geleceğinde ne var? Evvela ülkemizin, onu bir Kur'an-ı kıssayla anlatacağım.
Çünkü Kur'an-ı kıssa, bakın ben bunu 40 sene evvel Türkiye'nin şartlarına tatbik ettim. Bugün hala bu devam ediyor. Çünkü iman, küfür tebeddülatı bir ömür içinde olmuyor. Allah-u Azimüşşan'ın kainattaki tebeddülata reks ettiği, nasıl suyun özgül ağırlığı başka, kurşunun başka, demirin başka, ayrı husus, hepsi madde, hepsine başka hususiyet vermiş. Meşiyet-i ilahiyesindeki tebeddüla da tedriciyet kanunu reks etmiş. Her tebeddülat tedricen olur. Ani bir şey olmaz bu kainatta. Ani tezahür edebilir zelzele gibi. Onun da bir hazırlık safhası vardır ve tedricendir. Bugün bir zelzele olsa o 6 ay evvelden başlamıştır hazırlığına. Kabaran kahveye benzer. Kahvenin taşması anidir. Ama taşmayı hazırlayan suhunet tedricen yükselir. Kainatta, tebeddülatta ara mevsimler vardır. Aynen yazdan kışa geçişte, ilkbahar sonbahar olduğu gibi. Onun için gelişme seyri mühimdir. Gelişme seyri bu tedricen değişmeden nereye gidildiğini gösterir. Celal galebesine mi, cemal galebesine mi? Bakın biz bunu ancak tarih ilmin değeri burada anlaşılır. Sosyal vukuatın seyrini tahlil ederek bulabiliriz. Bunu anlayabilmeniz için size Kur'ani bir kıssayı şablon gibi kullanma imkanını sunmak isterim. Bu Kur'ani kıssa Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arasındaki vakadır. Hepiniz bilirsiniz. Hızır Aleyhisselam'da ilmi ledün var. Peygamberlerle dünyaya dair Allah'ın bildirdiğini bilir. Bildirmediğini bilmez. Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'la arkadaşlık yapmak istedi. Hızır ona dedi ki benim yaptığım işlere sen tahammül edemezsin. Bunu benden isteme. Musa Aleyhisselam söz verdi. Tahammül edeceğim dedi. Beraber yola girdiler. Bir müddet gittikten sonra bir göle denk geldiler. Veya nehre. Böyle. Paraları yok. İhtiyar bir kayıkçıya dediler ki baba paramız yok, bizi karşıya geçirir misin? Kiminin parası, kiminin duası, gelin dedi. Bunları gölden karşıya geçirdi. Hızır Aleyhisselam akşam karanlığı bastırıyordu. Baktı ki kayığı adam sahile çekiyor. Orada biraz eğlendi. Musa Aleyhisselam da onu bekledi bir kenarda durup. Hızır Aleyhisselam kayıkçı gittikten sonra kaya parçalarını aldı. Adamın kayığını haşat etti. Parçaladı. Musa Aleyhisselam dedi ki ya arkadaş, yani sormayacağım dedim ama bu kadar da aykırı iş olmaz. Bu adam bizi bedava getirdi. Allah rızası için sen adamın kayığını kırdın. Hızır dedi ki bana söz vermiştin, sormayacaktın. Ya bunun cevabını ver de bir daha sormam dedi. E peki. Dedi ki bu memlekette yakın bir zamanda harp çıkacak. Devlet insanların elindeki atı, arabayı, kayığı müsaade edecek. Buna tekalüf-i harbiye derler. Tekalüf-i harbiye heyeti devlete lazım, ver parasını da sonra alırsın diyecek harp bittikten sonra. Bu adamın evladı genç öldü, yetimleri kaldı. Onlara bakıyor. Bu kayığı sakatlattım ki tekalüf-i harbiye heyeti bunu beğenip almasın. Bu fukara adam da bunu tamir eder, gene o yetimlerin rızkını çıkarır.
Bu Türkiye'yi anlamak için kullanacağımız birinci hikaye. İkinci hikaye. Yollarına devam ettiler. Bir köy ağası bunları misafir etti. İzaz ikram etti. Sabahleyin yola girdiler. Hızır harman yerinde oynayan çocuklardan birinin kafasını kopardı. Ya ne yaptın dedi gene Musa Aleyhisselam. Ya bu çocuk o bizi misafir eden ailenin çocuğu dedi. Onlara iyilik ettim. Ya çocuğun kafasını koparmak iyilik olur mu dedi. Bu nasıl iş? Ya sen bana sual sormayacaktın arkadaş. Baştan pazarlık ettik. Vallahi ben buna dayanamadım. Hele bunu bir söyle de bir daha sormam dedi. Hızır dedi ki gördüğün gibi o aile çok namuslu, faziletli, ehli hayır bir aile. Bu çocuk çok şerir biri olacaktı. Bu aile yüzü karalı edecekti. Hayatları boyu bu çocuk yüzünden sıkıntı çekeceklerdi. Bunun kafasını kopardım, bunu sabi olarak ahirete gönderdim, bunu kurtardım. O aileyi de bu çocuk dolayısıyla maruz kalacakları sıkıntılardan kurtardım. Gençtirler, bir müddet bu ölüme üzülür, acırlar, sonra unuturlar, başka çocuklar olur. Hayat boyu sıkıntı çekmelerindense bir çocuğun evladına, bir ölümüne birkaç gün ağlamaları ehvendi. Ben onların iyiliğine mukabelede bulundum dedi. Musa Aleyhisselam bir daha şaşırdı. Devam ettiler. Bir köye geldiler. Köyün haşarı çocukları bunlara bastılar taşı. Hırsızlar, uğursuzlar, köyümüzde ne işiniz var, defolun diye. Bunlar taş yağmur altında kaçarken Hızır yıkık bir duvarı tamir etti. Köyün dışına çıkınca Hazreti Musa dedi ki oyun üçe kadar. Galiba ben senden arkadaşlık yapamayacağım. Şu duvarı niye tamir ettin onu da bir söyle de bu iş burada bitsin. Dedi ki gördüğün gibi bu köyün insanları böyle misafir kabul etmez, şerir insanlar. Bu köyde güzel bir adam vardı. Adam genç öldü. Öleceğini anlayınca bütün parasını şu duvarın arkasına sakladı. Duvar yıkıldı, altın görünümlü öldü. Çocukları ise yetimleri küçük. O çocuklar büyüyene kadar bu hazine saklı kalsın diye duvarı tamir ettim. Bu şerirlerin eline geçmesin diye. Size üç tane Kur'an'ı kıssadan akıl sığmaz ancak zaman içinde çözülebilen. Bunu da söylemese onu da bilemez. Musa Aleyhisselam onu da bilemez. Türkiye'ye bir şablon gibi tatbik edebileceğimiz üç vaka. Birincisi gölden geçme, kayığın delinmesi. O kayık Türkiye. Tekalif ve Harbiye heyeti de Avrupa Birliği. Bizi beğenip almıyorlar. Çünkü kader Tansu Çiller'i kullandı. Falanı kullandı, filanı kullandı, kayığı delik hale getirdi. Bu kayıkta Avrupa'nın istemediği ne var? O kayığın kırık, işe yaramaz göründüğü gibi. Bir, Avrupa Birliği evvela nedir onu söyleyeyim de neden? Bizi neden almıyorlar? Avrupa Birliği, geçen ders bir nebze söyledim. Katolik enternasyonel gücünün, beynelmilel gücünün, Yahudi beynelmilel gücü karşısında ayakta kalmak için vaki bir teşebbüstür, bir birliktir. Roma'da kurulmuştur, altı devletin iştirakiyle kurulmuştur, Katolik Birliği olarak kurulmuştur. Demir Çelik Birliği olarak başlamış, merhale merhale Avrupa Birliği'ne doğru yükseltilmiştir. Ama hedef buydu. Neden? Çünkü Cihan Siyonizmi, İslam hilafetini
Mustafa Kemal yıktı diye bilmeyin. Mustafa Kemal'e yıktırıldı. Cihan Siyonizmi İslam aleminin Filistin'e yerleşmesinde engel teşkil eden İslam aleminin ittihadını ortadan kaldırmak için hilafeti yıktırdıktan sonra aynı şekilde cihan çapında Katolik Enternasyonal gücünü yani papalığı da yıkmak kararındadır. Yahudiler bir 5 senelik plan yaparlar, bir 10 senelik plan yaparlar, bir 50 senelik plan yaparlar, bir 100 senelik plan yaparlar. Bu planlar her zaman tutar mı? Tutmadığı da olur çok. Yahudi'yi çok akıllı zannetmeyin. Geçen derste anlattım. Onların da ahmaklıklarını, asırlarca nasıl süründüklerini anlattım. O bahse girmek istemiyorum. Ama Avrupa Birliği Katolik Birliği'dir. Avrupa Birliği merhale merhale ilerlerken Katolik kiliselerinde 68 senesine kadar Yahudileri telin duası okunurdu. Çünkü Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirdiler diye Yahudiler melundu. Onların husumetini bertaraf etmek için 68'de bu beddua yasaklandı. Kaldırıldı. Avrupa Birliği ile de merhale merhale Yahudinin cihan çapındaki iktisadi hakimiyetine karşı kurulmuştur. Bu fikri ilk olarak ortaya atan De Gaulle'dür. De Gaulle demiştir ki dünyada iki süper güç var. Biri Amerika, biri Rusya. Rusya yarı vahşi bir memleket. Amerika daha sabavet devresinde. 72,5 milletten müteşekkil. Medeniyet bizde. Ama biz 40 parça olduğumuz için onlarla baş edemiyoruz. Ya Rusya'ya ya Amerika'ya yaslamaya mecbur kalıyoruz. Bizim de bu iki süper güç arasında birleştiğimiz takdirde bir güç olabiliriz ve dünyanın lideri biz olmalıyız. Çünkü kültür bizde. Medeni birikim bizde. Ne Rusya'da var ne Amerika'da var. Bu fikri bazı filozoflar işledi. Papalık bunu kaptı ve Roma'da bu başladı. Yahudi bu işin kendisine karşı olduğunu fark edince bunu bertaraf etmek yerine sulandırdı. Nasıl sulandırdı? Yarısı Katolik, yarısı Ortodoks veya ne denir ona? Protestan. Biraz sesinizi yükseltin ya, ben 80 yaşında adam bağırıyorum. Protestan. Protestan olanları da aldı. Bir merhale sonra Ortodoks Yunanistan'ı aldı. Şimdi Ortodoks Bulgaristan'ı aldı. Bu Katoliklik esasından olan asli bünyeyi sulandırmaktır. Yahudinin telkiniyle oluyor. Biliyor musunuz? Yahudi zorluyor Avrupa'yı. Tunus'u alın diye. Tunus İslam dünyasında ilk batılılaşan memlekettir. Türkiye'den de evvel 1832'de Fransızların eline geçmiştir. Tunus'u da alın. Ya bu Avrupa Birliği adını taşıyor. Bu memleket Afrika kıtasında. Türkiye'nin hiç olmasa kiraz sapı kadar Avrupa'da bir yeri var. Bunun bu da yok. Mücavir ülkeye bir şey. Adını değiştirerek gene al diye. Tunus alırsa ne olur? Evvela ismiyle tezada düşer. Sonra eğri doğru, laik kafalı da olsa Müslüman. Büsbütün Katoliklikten uzaklaştırılır. Bunları yapan Yahudidir. Şimdi bu Katolik Birliği olan Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi asla almak şansları yoktur. Yahudinin şu sulandırma keyfiyeti dolayısıyla
Tunus'u düşündüğü gibi Türkiye'yi de düşünse Avrupalılar bizi havada kaparlardı. Fakat Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi Yahudi menafiine zıttır, terstir. Onun için hiçbir Avrupalı bize evet demez. Çünkü Avrupa liderleri kahir ekseriyetiyle masondur. Dünya hakimiyetini Yahudiler ya iktisadi müesseseleri ele geçirerek yahut da devletlerin bütün siyasilerini mason yaparak, Yahudi güdümüne alarak sağlamışlardır. Ama bunun Avrupalılar canibinden daha müessir diyeceğim bir sebebi vardır. O da şudur. Avrupa Birliği'ne dahil olan memleketlerin halkı aynen bir vatanda yaşayan insanlar gibi nüfus kağıdıyla pasaportsuz seyahat ederek Avrupa Birliği'ne dahil olan her yere yerleşebilirler. Bir Londra'daki adam İngiltere'deki faraza işsizlik parasını beğenmeyip Almanya'da daha çok veriliyorlar diye gidip Berlin'e yerleşse sen ne işin var burada, buradan nasıl yerleşiyorsun diyemez. Ve ona ya iş verecek ya işsizlik parası verecek. Aynen Erzurum'dan bir adam kalkıp İstanbul'a gelmesi neyse Avrupa Birliği'ne dahil ülkeler arasında nüfus hareketi aynen buna benzeyecek. Bu durum sadece Ermenilerin işine yarıyor. 1963 senesinde İsmet Paşa ihtilal sayesinde koalisyon hükümetinin başkanı olabildi. Bu millet bütün tenkitlerimize rağmen, Kemalizmin tahripkarlığına rağmen hissiyat itibariyle Müslüman kaldı. Bunun ispatı çok partili rejime geçtikten sonra Halk Partisi bir daha iktidar olamadı. Çünkü o dinsizliğe sahip çıkıyor. Ben Cumhuriyeti kuran partiyim diyor. Onu reddederek yeni bir isimle yeni bir parti olsaydı bunu adamlar da iktidar olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi altı kazığını, altı iman esası yerine ikame etmek üzere Kemalizmin altı prensibini hala dava ediyor mu? Millet bunu görüyor. Ebedi iktidar olamazlar. İslamiyet'in bu ülkede en zayıf zamanı 50'lerdi. Yeni çıkıyorduk din aleyhtarlığı mevsiminden. 50'de bile bu olmadıysa 2050'de bile olmaz. Çünkü geminin Karadeniz'e gittiği gibi maneviyat gemisi de İslam'a gidiyor. Bunun delillerini sayacağım size. Bayram neşesi böyle olacak. İslam'a gidiyor. Mevsim Müslümanlar için ilkbahar, ehli küfür için sonbahar. Bizim önümüzde yaz var, onların önünde kış var. İspatı şu şablon gibi kullanacağım üç hikayede. Şimdi Türkiye'nin şu kadar borcu var. Bu yaramaz. Ermenilere yarıyor dedim sadece. Onu da açayım size. Çünkü Avrupa Birliği dahilinde 4 milyon Ermeni var. Bunlar Almanya'da Alman geçinirler. İngiltere'de İngiliz geçinirler. Fransa'da Fransız geçinirler. Ermenidirler. Lobileri vardır, teşkilatları vardır. Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse Güneydoğu Anadolu'yu gelip satın alacaklar ve oraya yerleşecekler. Avrupa Birliği'ne giren bir Türkiye sen nasıl gelirsin buraya diyemeyecek. Ağrı Dağı'ndaki bir köylüye diyecek ki Ağrı Ermenilerde adı Ararat'tır. Ararat Ermenistan'ın merkezidir. Rusya'daki Ermenistan'dan Adana'ya kadar
Kilikya denilen yer Adana Ovası Ermenilerin tarihteki vatanıdır. Onları da Bizans esaretinden kurtaran Selçuklulardır. O bahsi genişletsek iş bitmez. Ama Ağrı Dağı'ndaki bir adama diyecek ki, amca, dayı, senin burada 200 dönüm yerin var. Ekilmez, biçilmez. Karnını zor doyuruyorsun. Burası ne eder? 100 bin lira. Ben sana 100 milyar vereyim. Git İstanbul'a bir apartman satın al. O adam biraz yaşlıysa, biraz muhafazakarsa, yok evlat, altın döşesen vermem, ben burada öleceğim der. Ama onun televizyon seyreden, zenginlerin hayatını gören, büyük şehirleri gören oğlu diyecek ki, baba etme gitme ya. İstanbul'da da cami var, hem daha güzel camiler var. Bu adam cahil, bilmiyor, bizim 10 liralık yerimize 100 lira veriyor. Bir daha böyle bir müşteri bulamayız. İkna edecek, sattıracak. O garibim, ben bir enayi buldum da aynen Filistin'i satın aldığı gibi Yahudiler, aynı taktiği Ermeniler Güneydoğu'da tatbik edecekler. Oraya çoğunlukla yerleştikten sonra, araziyi satın aldıktan sonra hırgür çıkaracaklar. Hristiyanla bizim aramızda bir kavga çıkınca Avrupa ister istemez hakem olacak. Zaten Avrupa Birliği'ne girmişsin. Mesailini onlar halledecek. Köpek köpeğin bacağını kapmaz. Ermeni'yi tercih edecekler. Self-determine işim var. İnsanlık hakkı var. Bu senden beraber olmak istemiyorsa mecburi bunu idare edemezsin. Efendim, bu buraya daha dün geldi. Ya siz dün geldiniz. Bir milattan evvel buradaydık diyecekler. Siz bizi kovaladınız da bir müddet biz hicrette bulunduk. Bu kavga için PKK'yı kurdurdular. Abdullah Öcalan Ermenidir. PKK hareketi tamamen Kürt görünüşlü bir Ermeni hareketidir. Üç gayesi vardır. Ermeni katliamı denilen işi yapan Kürt aşiretleridir. Çünkü Birinci Can Harbi nihayetinde Ruslar Van Gölü'nün güneyine kadar sarttıkları zaman gönüllü Ermeni alayları onların önünde halkı katliam etmişlerdir. Kesilen insanların %99'u Kürttür. Bolşevik ihtilali olup da Rus ordusu çekilince bu Ermeni alayları da çekildi. Senin ananı öldürmüş, babanı öldürmüş, dedeni öldürmüş vesaire. Sen ne yaparsın geride kalan Ermeniye, köylü kentli kısmına? Aynı şeyi yaparsın. Bundan dolayı Kürt kınanmaz. Tabii bir iş yapmış. Çünkü buna başlayan Ermeni. Rusların gölgesinde. Ama şimdi Ermenileri katliam ettiniz diye Kürtlere düşmandır Ermeniler. Bunun için PKK Kürtlerden intikam almak gibi birinci gayesi budur, bu gayeyle kurmuştur. Dikkat edin, hep PKK'ların öldürdükleri Kürttür. Askeri mecbur öldürüyor, o öldürmezse onu öldürecek çünkü. Ama halktan kimi öldürüyorlarsa Kürttür. İkincisi, ahaliyi azaltmak. İstanbul nasıl 15 milyon oldu? Güneydoğu hadiseleri sebebiyle tetiş yapıyor ki halk canından korkan kaçsın. Ahaliyi azaltıyor ki kendi oraya taşıyacağı Ermeni ekseriyet olsun da oraya benimdir diyebilsin. Avrupa'yı da lehine rehin kullanmaya icbar edebilsin. Üçüncüsü de araziyi ucuzlatmak. Parası yetebilsin orayı almaya. Ama Ermeni'yi bulamadığı için Kürtlük namına hareket ediyorum gibi davranıyor. Onların kurucularından bir kadın öldü, öldükten sonra öğrendi ki bu Ermeni. Hatırlayın, daha geçenlerde Paris'te ölen kadın Ermeniliğini yaşayamamış maalesef.
Ne mani vardı ben Ermeniydim dese, iç yüzleri belli olurdu. Masum Kürt halkı bunlar bizden değil derdi. Şimdi Kürtleri temsil eden partiye bakın. %80'i solcu. Ulan bu ülkenin en dindar insanları Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'dadır ya. Sen kimi temsil ediyorsun bu solculukla? Kimi temsil ediyorsun? Kadın milletvekillerine bakın. Şuna Müslüman der misin ya? Karının saçı başı ortada. Söylediği laflara bak. Bir tanesini bir camiye girerken çıkarken görüyor musun? Başbakanı görüyorsun. Bakanları görüyorsun. Siz de 50-60 kişisiniz ya. Biriniz de bir bayramda göstersin bir televizyon. Allah bu Kürt kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Ne PKK onları temsil ediyor ne bugünkü siyasiler. Üstelik karşında bir hükümet var. Adım 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 senin ezilmişliğini gidermeye çalışıyor. Cephe alıyor herif ya. Halbuki aklın mantığın kaidesidir şu İslami kaide. Mâ lâ yudrükü küllü, lâ yetrükü küllü. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa elde edilenden vazgeçmek gerekmez. Onu alır cebine koyarsın, devamı için mücadele edersin. Asker Kürtçe konuştuğu için dayak yiyordu. İnsanlar ırkını mı seçiyor? O Kürt Çanakkale'de dövüşmedi mi? Yunan Harbi'nde dövüşmedi mi? 1000 yıldır beraber değil misin? Aynı kıbleye dönmüyor musun? Sen adama nasıl zorla Türk dettirmeye kalkıyorsun? Bu Mustafa Kemal'i anlamak için sadece Kürt'e ne mutlu Türk'üm dettirmesinden düşman olmak için yeter. Sade bu. Ya ben Türk'üm. Allah beni böyle yarattı. Bana birisi ne mutlu Kürt'üm dettirse ben isyan ederim. Bundan tabii bir şey var mı? Allah'ın tayinini değiştirmeye çalışıyorsun. Zorla adamı Dersim'deki katliam Türk olduklarını kabul etmedikleri içindir. Türkiye böyle fena idare edildi. Bunu düzeltmeye çalışan bir adam görüyorsun, destek olacağına köstek oluyorsun. Muhalefet iktidar ne yaparsa ona muhalif olmak demek değildir. El insafun ismi din. Yarım kan Kürt, yarım kan Arap olan Ecevit bile size bir hak tanımadı. Anadan Trabzonkarplıdır, babadan Kürttür. Kimseyi kavminden dolayı muazze etmek benim prensibime uymaz. Şerefül insan bil iman. Mümin olan değil Kürt, İngiliz olsa kardeşimdir. İnnemel müminun ekvetun Allah fermanı ilahiyeti. Ama yani hiç olmasa ben Karadenizliyim, Karadenizli'ye bir sempati duyarım herkes hemşerisine. Aynen ulan Kürtsün, bu Kürtlere bir hak verseydin ya, o bile vermedi. Sen bu adamı takdir etmiyorsun. Evet, demek ki bu Avrupa Birliği'ne girme sadece Ermeni'ye uygun. Onlar çalışıyorlar Türkiye'ye girsin de PKK da onun hazırlık safhasıdır. Gelsin yerleşsinler, vatanı bölsünler. Ama Türkiye o kadar kötü idare edildi ki bugün Türkiye Avrupa Birliği'ne girse bir kısmı züppeliğinden, Avrupa hayranlığından. Nerede yaşıyorsunuz Monşer? Paris'te. Paris'i görmedinse. Ulan sizin Mehmet Akif'iniz bile cebinde Le Monde'la geziyordu sokakta. Bu aşağılık duygusundan başka bir şey değildir. Kendisini göklere çıkaran adamın hatıratına bakın. İş Bankası'ndan yayınlandı. Cebinde Le Monde. Bu şuna benziyor, bu aşağılık duygusu. Arabistan'da Arapça konuşsan, İngilizce konuşsan üstün adamsın. Efendi. Adama Arapça soruyorum da İngilizce cevap veriyor bana.
Hem de nerede biliyor musunuz? Mine'de. Hel yucet eyyi şey baridin. Soğuk bir şeyin var mı? Cevap yes. Aşağılık duygusu. Bu milletin kemalist kısmı, din aleyhtarı kısmı, laik kafalı kısmı Avrupa'da çöpçülük yapmaya razıdır. Burada patron olmaya tercih eder. Gavurluğa hayrandır. Peyami'nin bir romanda vardır. Paşa diyor ki sen git Paris'e git. Paris'i görmeyen adam değildir. Gence diyor ki Paris'i görmeyen adam değildir. Bu aşağılık duygusuyla kimi parasını yemek için, kimi çalışmak için Türkiye'den 10 milyon adam Avrupa'ya gider. Bu çalışmak için gidenler korkutuyor. Almanya'da bugün 10 milyon Türk var. Bu rakam size mübalağa gelmesin. İşi uzatmamak için ben bunun hesabını Gurbet İçinde Gurbet kitabında yaptım. Kendi kayıtlarıyla. 1978'deki verdikleri rakam 1,5 milyon. Senede 300 bin kişi Türkler artıyor diye Şitern'de kapak var. Hala nasıl 2,5 milyon oluyor? Yabancı düşmanlığından korktuğu için söylemiyor. Onları başından def etmeye uğraşırken Avrupa Birliği'ne Türkiye gelsin de 10 milyon daha adam mı gelsin? Erzurum'dan bir adam İstanbul'a gelmek istese, İstanbul'u hiç bilmiyorsa kimin yanına gelir? Erzurumlu bir hemşerisinin yanına gelir. Bu işten en tedirgin olan Almanya'dır. Fransa'da da Türk var. İsviçre'de de var. Hollanda'da da var. Belçika'da da var. Danimarka'da da var. Ben bu memleketlerin hepsine konferanslar verdim. Hiç gittiğim bir yerde 5,000-10,000 kişilik salonda boş sandalye olmadı. Bu gençler gibi ayakta insanlar. Hatta size bir tane misal vereyim. Berlin'de işte bu bugün anlattığım meseleyi ilk defa Berlin'de anlattım. O zaman garip bir vatandaşlıktan atılmış adamdım. Haymatlos vatansızdım. O gün bile ben bedbin değildim. Raca'ul mümin min imanihi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki müminin iyimserliği imanındandır. Başlangıçta size söyledim Allah'ın lütfu keremine itimat etmez misin? Sen yoktan var etmiş şu nimetleri saydım. Bu nimetleri idrak eden Allah'ın rahmetinden, lütfundan, kereminden ümit var olur. İman böyle bir şeydir. Recaul mümin min imanihi. Ben o gün de ümit vardım ve bugünkü Türkiye'yi hatta yarınkini de o gün anlattım. Bantlarını bulsanız görürsünüz. Aynı hikayeyle. Şimdi bu Avrupa'ya gidecek gitmesi muhtemel 3,000,000-5,000,000 insan var ya. Bizim kayın kırığı. Bizim kayın kırığı. Onlar bakıyorlar Allah Allah. Biz bir çalışan 3 emekliye maaş veriyor Almanya'da. Yani bir çalışana mukabil 3 emekli var. Çünkü nesil bereketi yok. Almanya senede 1,200,000 kişi eksiliyor. Yaşlı nüfus. Bir yerde fabrika kapanıyor, ilk mektep kapanıyor. Çünkü Türk işçisi oradan çekiliyor. Böyle çok vaka sayarım size. Alman'da çocuk yok. Bunu Yahudi Emil Katör'le yapıyor. Başka bir derste ben geçen sene anlattım. Emil Katör'le yapıyor. Kadınların kadınlık duygularını, erkeklerin erkeklik duygularını Emil Katör'le yok ediyor. Bu da bir sohbetlik mevzudur. Nasıl yapılıyor? Şimdi bizde de yapılanı var. Bizde de nüfus artışı 1024'tü. Yahudi güdümlü koçun faaliyeti neticesinde 1012'ye artış %50 düştü.
Onun için başbakan 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın diyor. Bu işi biliyor ama bunu Koç yapıyor diyemiyor. Koç 2 milyar dolar sarf ediyor Türkiye'nin nüfusunun artış hızını kesmek için. Bu para Rockefeller Vakfı'nındır. Bunu yapan Rockefeller'dir. Rockefeller'in parasını Koç dağıtıyor Türkiye'de. Doğum yapan doktorlara 3 ayda bir yaptıran çek gidiyor. Hamile kadına son dakika diyor ki çocuk eğri duruyor, sezeryandan başka türlü olmaz. Son dakika nereye gitsin? Sezeryan gizli doğum kontrolüdür. İki defa doğum yapabilir. Buna kadar başka tezahürleri de var. Bu da ayrı bir uzun bir bahistir. Ama Almanya 1.2 milyon eksiliyor. Eksildiği halde ben oradayken 4 milyon işsiz vardı, gene 4 milyon. Eğer iktisadi hayat itibariyle yerinde saysa 1 milyon nüfus eksilmesiyle 4 senede işsiz sayısı bitmesi lazım. O sabit kaldığına göre 1 milyon 200 bin senede iş kaybı var. İş yeri kapanıyor. Sade maneviyatta batışa gitmiyor. İktisatta da batışa gidiyor. Buraya 5 milyon daha Türk gelirse vatandaş gibi oturacak, ya iş verecek ya işsizlik parası verecek. Ortak pazarın kanunu bu. Peki Almanya böyle de Fransa farklı mı? Aynı. Bunlar seni isterler mi? İstemezler. Niye istemezler? Dini sebebi de hoş görebiliriz diyorlar. Ama iktisadi sebeplerle olmaz. Yani Türkiye Mason Derneği'nde de deniyor ki İsviçre'de küçük bir memleket. Ama itibarlı. Bizi Doğu ve Güneydoğu yüzünden almıyorlar. Biz bu Güney ve Konya'dan ötesini ayrı bir devlet olarak Kürtlere, Ermenilere kime bırakırsan bırakalım, bizi Avrupa Birliği'ne alırlar. Çünkü Mustafa Kemal nizamı batılılaştırdığı halde milleti kahir ekseriyetiyle batılılaştıramadı. Avrupa Birliği'ne girmek demek nizamın batılılığına ilaveten milleti de batılılaştırmak demek. Mustafa Kemal'in isteyip de yapamadığı 4 iş var. Bunlardan bir tanesi Hristiyanlığı resmen kabul ve anayasaya yazmadır. Bunları ben size sonra uzun uzun anlatırım. Emeli Hristiyanlığı kabul etmekti. Yapamadı. Sebeplerini anlatırım. Avrupa Birliği'ne girmek demek kam tam gavurlaşmayı. Bizim gavurlar şimdi alaca gavurdur. Tam gavurlaşmaya gönüllü olmak demektir. Bence bu hükümet de biliyor alınmayacağını da. O vesileyle bazı Kemalist tavırları dünya standartlarına aykırıdır diyerek rötuşlama şansını elde tutuyor diye buna taraf. Bu haliyle ben de beğeniyorum. Çünkü bizim gavur elin gavurundan daha melun. Kemalizm Hristiyanlıktan daha aşağı bir rejim. Hristiyanın kabullendiği şeyi Türkiye ithal ettiğin zaman Kemalizmden fire veriyorsun. Bugünlük geçici bir kârdır bu. Nihai hedef onlarla beraber olmak olmamak şartıyla. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Açın kitabımı görün. 1972 baskısında ben Lozan'a ilave ettim. Biz dahil olmadan Avrupa Birliği yıkılacak, dağılacak. Alametleri belirdi şimdi. İngiltere plebisit yapacak. Para birimine girmedi. Bunu başka isteyenler de var. Danimarka istiyor vesaire. Yavaş yavaş. İspanya da bu krizden çıksa onu isteyecek. Biz girmeden. Çünkü bunun asıl felaketi Türkiye iktisaden çökertmektir.
şu bardak Türkiye'de yapılıyorsa Avrupa'da bu bardağı daha seri makine yapıyorsa Türkiye'dekinden daha ucuza ithal eder. Bakın size misal vereyim. Gümrük Birliği'ne girdik. 4 tane ampul fabrikası vardı Türkiye'de. 4'ü de kapandı. Hiçbir ülkeyi Avrupa Birliği'ne almadan Gümrük Birliği'ne almadılar. Tansu Hanım zannetti ki antreye girdim. Has odaya da kabul edileceğim. Hayır, bu bizim aleyhimize. Türkiye'deki sanayiye bir darbedir. Bakın 1963 senesinde İsmet Paşa bu imzayı attıktan sonra zannediyorum 65-66 senesinde bir solcu genç ona sordu televizyonda. Bir programa çıktı ki nadir çıkar. İşte bu ortak pazara bizi al. O zaman ortak pazar adı Avrupa Birliği değil. Alırlar almazlar meselesinde o genç dedi ki aynen bu ampul fabrikasının kapandığı gibi Avrupa daha seri imalat yapacak, Türkiye'deki benzer fabrikalar kapanacak. Böyle bir zarar olmayacak mı? İsmet Paşa dedi ki evet, bu olabilir. Ama biz 200 seneden beri Avrupalılaşmaya çalışıyoruz. Bir türlü Avrupalılaşamadık. Bu bizim için Avrupalılaşmak için son şanstır. Siz bu Avrupalılaşmaya gavurlaşmak deyin. Aynen odur. Millet anlamasın diye gavurlaşmak demiyor. Avrupalılaşmak demek, gavurlaşmak demek. Allah üçtür demek. Şimdi bu göl hikayesi. Allah bizim kayığımızı orada Hızır kırdı. Burada Tansu'yu kullandı, Ecevit'i kullandı. Neydi, Amerika'dan bir Yahudi getirdiler, o kullandı. Kayığı deldi. İşsizlik var, borç var vesaire, almıyorlar. İyi, kayığı biz gene tamir ederiz ki şimdi başladı o tamirat. Ben bunu 40 sene evvel söylüyordum. Bu kayıkla kendi işimizi görürüz. İkincisi neydi? Ezan okundu, fazla bunun kadar öbürlerini uzun izah edemeyeceğim. İkincisi çocuğun kafasını koparmaktı. O çocuk hilafetti. O hilafetti. Allah'ın ruhsatıyla Mustafa Kemal bir kafayı kopardı. Neden? Bakın, Mustafa Kemal'in bile halife olmak istediği mevsimde İstanbul halkına bir beyannamesi var. Benim kitabımda görürsünüz, Sarıklı Mücahitler'de. Siz oralarda denizlere giriyorsunuz. Yakında gelelim görürsünüz. Şer'iye vekiline beyanname neşrettirdi buraya. Halkı tehdit ediyor. Gayri İslami bir hayat yaşıyorsunuz diyor. Sultan Vahidettin devrini al. İçkiyi, fuhşiyi, deniz banyolarını o günkü tabirle al. Bu gelişmeye mukabil hilafet devam etseydi, hilafet devam etseydi ne olurdu? Ya bugün Ayvalık'ta yazın yarım milyon adam denizde. Ayvalık'ın nüfusu 15 milyon, 15 bin. Deniz mevsiminde yarım milyon. Bunlar kadın, erkek, çoluk, çocuk, çıplak. Çıplak. Şeriat nazarında mücrim. Ramazan günü, bu Ramazan günü Antalya sahillerini bir vesileyle haberde gösterdi. Mübarek Ramazan günü Koç katımı. Hilafet olsa bunları asacak. Bu kadar adamı öldürsün mü? Öldüremez. Kötülük umumileşir. Hilafet ve şeriat hükümsüz kalır. Allah onu müberra kılmak için şuna benzer bir muameleyle hilafeti kaldırdı. Bir köy delikanlısı ameliyat için İstanbul'a gelse, adamın bir takım elbisesi vardır güveylikte edindiği. O sandıkta saklıdır. Büyük şehre gidiyorum diye onu giyer. Doktor ona der ki arkadaş şu elbiseyi çıkar, şu gardıroba as. Seni ameliyat edeceğim.
kan çıkacak, irin çıkacak, bu elbiseye yazık olur. Adi bir pijama giyer, ameliyat olur, ameliyatın irini de kanı da o pijamaya bulaşır. Şifaya bulduktan sonra o pijamayı at şu çöpe, çıkar oradan o elbiseleri giy. Aynen doktorun gardıroba sakladığı güveylik elbise gibi Allah hilafeti ref etti. Bütün bu kötülüklerden zarar olmasın, itibarsızlaşmasın. Eğer şeriat olsaydı şu fenalıklar hiç olmasa %50'siyle gene devam edecekti. Mustafa Kemal'in dirayetinden yaptıklarını bilmeyin. Millet bozulmuştu. Bunun da ezan okunmasaydı çok misalini verecektim. Bozulmuştu. Hiç olmasa bunun yarısı kadar gene olacaktı. Ne olması lazımdı? Şeriat mer'i ise bazı televizyonda sapık konuşan adamlar asılırdı. Mürtedin hükmü idamdır. İdamdır. Şakası yok. Bunları asması lazımdı. Asamadığı zaman da göstermelik bir hilafet olurdu. İtibarını kaybederdi. Şimdi ne kadar fenalık yatsa, varsa hepsi Mustafa Kemal'in manen kabrine, hesaben onun defteri amaline yazılıyor. Bunlardan hiçbirinden şeriat mesul değildir. Hırsızlık oluyor böyle, gasp oluyor böyle, cinayet oluyor böyle, namussuzluk oluyor böyle, rüşvet oluyor. Hiçbirinden şeriat mesul değil. Çünkü ahkam-ı şer'iye mer'i değil. Bütün bu kötülükler bu rejimin itibarına zarar veriyor. Bütün bu kötülükler bu itibar, bu rejimi tesis edenlerin hesabına gidiyor. Allah şeriatı garra-i müberra kılıyor, bekletiyor havada. Biz düzeldiğimiz zaman, liyakat kesbettiğimiz zaman birine ruhsat verecek, onu tekrar getirecek. Gidiş oraya doğrudur. Demek ki çocuğun kafasını koparma da hilafetin yıkılması gibi bir hadisedir. Gelelim duvarın yapılmasına. Kısaca onu da söyleyeyim. Bunların her birini layıkıyla anlatma şansım kalmadı. O yetimler bu ülkenin Müslümanlarıdır. O altının esas sahibi. Henüz ona tesavvup edecek dirayette olmadıkları için Allah onu setrediyor. Peki nedir o servet? Türkiye dünyada en çok altını olan bir ülkedir. Ama bu altının bir gramı iktisadi hayatta değildir. Gelinlerin kolundadır. Boğazlarındadır. Avrupalının bir tek altın yüzüğü olur. Başka bir şey olmaz. Bizde devlete güvensizlikten dolayı, harbi umumiden beri, parasının kağıt parasına güven olmadığından altına yatırım başlamış. Şimdi bir de döviz çıktı. Bunda bir düzelme başladı. Almanya'da hiçbir şahsın cebinde bir dolar olmaz. Kendi parasını kullan, ne yapacak doları? Eğer Amerika'ya gidecekse dolar alır bankada. Almanya'ya giren her dolar Alman Merkez Bankası'nın kasasına gider. Alman markının teminatı olur. Bizde devlet kasasındaki doların 100 katı halkın cebinde vardır. İktisadi hayatta bir işe yaramıyor. Gelinlerin altınları bir işe yaramıyor. Biz desek ki Erzurumlu bir gelin hanıma, senin kocan nerede? Almanya'da çalışıyor. Kızım, biz buraya bir fabrika kuralım. Sen de şu altınlarınla bir hisse senedi al. Kocan gelsin burada çalışsın. O kağıda güvenmez. Altınlarını bozdurup da hisse senedi almaz. Bu şimdi başladı. Müslümanlar iş başına gelince yavaş yavaş ceplerdeki dövizler azaldı. Onun için Merkez Bankası'ndaki döviz stoku yükseliyor. Bundan 10 sene evvel memur bile maaşını ay başında dolara çeviriyordu, azar azar bozup harcıyordu. Ay başındaki değerle ay sonundaki değer farklı oluyordu. Bu servet milletin kolundaki bileziklerle, cebindeki dövizlerle servet, o köyde düzgün adamın sakladığı hazine gibi.
Bu ne zaman sahibinin eline geçecek? Müslümanlar bu memlekette iktidar olur da devrilme şansları da olmaz. İktidar oluyor da muktedir olamıyor. Geliyor bir asker süngüyü dayıyor, deviriyor. Bundan sonra, çünkü bu zihniyette olanlar artık darbelendiler sevk-ı kaderle. Devlet şuraya yatırım yapıyorum, hisse senedi alın dediği zaman güvenecek Müslümanlara. İşte bu Müslümanların o çocukların büyümesi gibi memleket idaresinde söz sahibi olur, otorite sahibi olur. Bu otoritenin umumi kabule mazhar olduğu güne kadar bu hazine gömülü. Belki de diyorum, bu da muhtemeldi, bu var olanı konuşuyorum. Belki de bir yerde petrol de var. Sen Ayasofya'yı aç, ahkam-ı şeriyeyi mer'i kıl, bakarsın bir yerden petrol fışkırıyor. Allah sana yardım eder. Suudi Arabistan'da bir gün Harem-i Şerif'e yetişemedim. Mahalle arasında, bunların son ikisini tam izah etmiş olmadım ama bu kadarla iktifa edeceğim. Yani başlıklarını söyleyebildim. Aynen Türkiye bu Hızır kıssasındaki macerayı yaşıyor. Mahalle arasında bir küçük mescide girdim. Orada hatip boyunca bir asaya dayanarak hutbe irad ediyor. Bizde de bu kılıca dayanaraktı. Unutuldu bu ananı. Çünkü bunun manası ben, güç benim elimde, Müslümanların elinde olduğu için burada her şeyi söyleyebiliyorum. Senin bu Diyanet'in tayin ettiği imam ahkam-ı içtimaiyeyi dava edemez. Camide bile şeriatı dava etmek suçtur hala. Gavurun hakkı var, Alevi'nin hakkı var. %98'i Müslümandır denilen adamların bir hakkı yok. Cami açık, namazını kılıyorsun ya, tamam. Hutbede de ağaç dikmekten bahsediyor, ahlaktan bahsediyor, yeter. İmanımın icabına göre bir kanuna tabi olmak benim hakkım değil mi? Size söyledim bunu, İngiliz tanımış azınlığa. Biz kahir ekseriyetiz, nerede? Hatip diyor ki, bununla bitireyim. Hatip diyor ki, bir millet Allah yolunu, Allah'ın dinini müdafaa ederse Allah-u Azimüşşan onu aziz eder. Allah'ın dininden yüz çevirirse zelil eder. Bunu anlamanız için Türk milletine bakın. Onlar şeriat-ı garra-i Muhammediye ile idare olunurken alemin efendisiydiler. İslam adına cihad ederken bize anlı şanlı paşalar, kumandanlar, idareciler, valiler gönderiyorlardı. Allah yolunda savaşmaktan vazgeçip şeriatı lağvettiler, eli kazma kürekli işçiler gönderiyorlar. O paşaların yerine şimdi bize eli kazma kürekli işçiler gönderiyorlar. Önce çok kafam kızdı. Fakat sonra düşündüm doğru. Ama sonradan Medine'ye geldim. Medine'ye geldim. Benim bu inkisarımı Allah karşıma çıkardığı bir hadiseyle beni teselli etti. Ben de sizi onunla teselli edeyim. Bayram sevincini bir kere daha tadın. Bir halı satan arkadaşın mağazasında oturuyorum. Kapıdan içeriye bir işçi girince, beni görünce, ooo Kadir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Ya sağ bir şey söyleyeyim ama darılma dedi. Söyledin. Ya ha buraya gel gideysin ama hep boşuna dedi. Ulan o nasıl söz dedim. Peygamberi ziyarete geliyoruz. Boşun olur mu? Ya o ne, herkes yapay dedi. Ağrının kölesi de yapaydı. E ben ne yapmalıyım dedim. Ulan geç başımıza da bu memleketi teslim alalım dedi. Ulan dedim, senin elinde kazma kürek. Kazma kürekle mi teslim alacaksın? O Karadeniz'i bana ne dedi biliyor musun?
elinde otomatik silah olan bir askeri gösterdi. Bak dedi, abi orada bir asker var dedi. Vallahi o adamın eşekten farkı yok. Ben ona hüviyet gösteririm da resimde bile anlamayı da ters tutayım dedi. Ha bu mu otomatik silahı kullanacak dedi. Ulan biz kazma kürekle saldırır bunların ellerindeki silahı alırız dedi. Bunlar silah bize çok gelir dedi. Ama biz burayı 24 saatte alırız da idare edemezdim dedi. Ha böyle senin gibi akıllı bir adam. Ben bunun hesabını yaptım ulan yürüyün des. Biz burada 150 bin kişi olduk. Biz 10 bin kişi yeter bu işe dedi. Adam orada işçi düşündüğüne bak. Çünkü bütün ifsadata rağmen, bütün idlalata rağmen, bütün yanıltmalara rağmen bu milletin şuurunda hala cihat aşkı var. Bu bunun tezahürüdür. O çocuğun sözü ferdi bir ses değildir. Milletin umumi vicdanına tercüman bir sözdür. Bunu bana başka söyleyenler de oldu. Bağulları aramadılar diye Karadenizli dedi ki, kaldırın bağulları aramıyorlar dedi bize ikramen. La bilsaydım dedi, ha buraya bir silah koyardım bu memleketi yeniden teslim alırdık dedi. Bunu devlete karşı bir fert söylüyor 60 yaşında bir adam. Bu milletin özü mayası gene aynıdır. Küflenen bir peynir gibi üstünde bir bozuk tabaka var. Allahu Azimişşan bu fozuk tabakanın çabucak izalesini nasip ve mukadder eylerse altından aynı maden çıkacaktır. Aynı maden çıkacaktır. Bu kadar söyledüğü halde ben 77 seçimlerinde adaydım. Hanedana yapılan zulümleri anlattım bir yerde. Millet hüngür hüngür ağladı. Devam edemedim. Bu kadar sövmeye, bu kadar yanıltmaya, bu memlekette Mevlid-i Şerif bile Atatürk'e tatbik edildi. Behçet Kemal Mevlid'i aynen çevirdi ve okudu Kars'ta Alevilere. Atatürk'ü Atatürk'e Es-Salat diye biter. Zübeyde'den doğdu ol dürdanesi diye böyle tatbik edildi. Bunlar yapıldı. Bu kadar tahribata rağmen vallahi başka bir millet olsaydı, başka bir millet olsaydı çoktan sapıklaşırdı kamilen. Bir albay bana dedi ki, biz dedi medreseyi kapattık. Din derslerini yasak ettik. Şunu yaptık, bunu yaptık. Ya demokrasiye geçince siz nereden çıktınız dedi. Dedim biz bir has bahçeydik. Siz o bahçeyi tırpanladınız. Ama dedim ahmakçasına topraktaki kökü unuttunuz. Biz o topraktan fışkıran mevsim icabı filizleriz. Siz de öylesiniz. Bu bahçe, bu İslam bahçesi sizinle şenlenecek. Kendinizi küçük görmeyin. Bu sözü ben Milli Türk Talebe Birliği'nde kendinizi küçük görmeyin. İstikbalin başbakanı aranızdan çıkacak dediğim zaman muhataplarımdan biri Abdullah Gül'dü. O gün 60'lı yıllarda ben bunu gördüm. Bugün daha ilerisini görüyorum. Size neticeyi, raporu söyleyeyim. Hani diyor ya şurada şu derece olacak, bu derece olacak. Demiyor ki bu derece bu kadar sıcaklık yapar, bilmem yapmaz. Onu demiyor. Sade yekunu söylüyor. Ben de size şunu söyleyeyim. Bu gidiş İslam'adır. Bunun ne dahildeki gavurlar ne hariçteki düşmanlar. Siyonist enternasyonel gücü de dahil. Hiç kimse durduramayacak. Yaza giderken kışı geri getirmek kimsenin adına değildir. Kışa giderken yazı devam ettirmeye Abdülhamid'in gücü yetmedi, yıkıldı. Murad-ı ilahiye ters düştüğü için yıkıldı. Allah ümmeti kahır tecelliyle imtihan etmek istedi. Sultan Aziz de murad-ı ilahiye ters düşmenin, Abdülhamid de ters düşmenin, Vahidettin de ters düşmenin kurbanı oldular.
Biri hayatından, ötekiler tahtından oldu. 50'den sonra yapılan bütün ihtilallerde murad-ı ilahiye terstir. Onlar da İslami gelişmeyi engellemek için. Onlardan da hasılı netice 0-6-0'dır. İstikbal İslam'ındır. Lakin bu alem alem-i esbaptır. Allah bunu murad ettiyse, İza eradallahu şeyen hayye esbabehu, Allah bir şeyi murad etti mi esbabı halk eder. Bu esbab bende tecelli etsin diye gayrete gel. Bütün ümmeti Muhammed yatıp uyursa, Allah murad etmişse İslam'ı galip getirmeye, o tediriş kanununa riayetle. Çünkü meşiyetullah, adetullah da umumi bir kanundur. Vakti merhununda o gene olacak. Külli şeyin merhunun bir zamanı. Her oluş bir zamana rehn olunmuştur. Lakin esbab tahtında olur. Bizim uğraşmamız, bu sebepten bize de bir şey nasip olsun. Dedi ya Oflu Hoca, Allah'ın eli ayağı olacak ya, olacak değil ya, böyle kötü işe bir namussuzu memur eder. Böyle iyi işe de bir iyi adamı, bir helal süt emmişi memur eder. Hepiniz düşünün. Ben bu gelişmede nasip olan, payı olan, hissesi olan, bu gelişmede el izi olan, alın teri olan bir adam olayım ya Rabbel Alemin. Amin. Allah cümlenize Allah yolunda hizmet nasip etsin. Amin. Ahirette dilediğinize şefaat edecek kadar derecat-ı âliyeyi icap edecek hizmetler nasip etsin. Amin. Size ekran başındakilere. Lillahil Fatiha. Olarak anlattım, kusura bakmayın.